Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah bu toplantımızı, bu buluşmamızı en büyük hayırlara, milletimizin, İslam aleminin 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile eylesin. Gününüz hayırlı olsun, toplantımız hayırlı olsun. Bu akşam Bilecik'te Şeyh Edebali'nin diyarında, kuruluşun merkezinde, Osmanlı'nın merkezinde milli görüş davamız uğrunda bu muazzam, bu çok önemli toplantıyı gerçekleştirmeyi nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. En büyük bahtiyarlığı yaşıyoruz. Cenab-ı Allah buluşmamızı hayırlı eylesin. Milli görüşün, yeniden Refah Partimizin zaferlerine vesile kılsın inşallah. Gerçekten de içi ve dışı muazzam bir insan seliyle dolmuş olan bu salondaki atmosferi gördüğümüz zaman merhum Erbakan hocamız aklımıza geldi. Merhum Erbakan hocamızın çok meşhur 3 ayrı sözü aklımıza geldi. Ne diyordu Erbakan hocamız? Diyordu ki biz millet olarak tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi tankımız, topumuz, tüfeğimiz düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi iman, aşk ve azimle kazandık diyoruz. Ve yine bu salondaki coşkuyu gördüğünüz zaman merhum Erbakan hocamızın şu sözleri aklımıza geldi. Nedir o? Diyordu ki eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyor. Üçüncü sözünü, o da çok meşhur bir söz. Diyordu ki Erbakan hocamız, diğer partilerin seçmenleri var ama Refah Partisi'nin inananları var diyordu. Bugün de aynı şey geçerli. Allah ona gani gani rahmet etsin, makamına âli eylesin, bizleri de ona layık dava ederler eylesin inşallah. Erbakan hocamızın bir sözü daha vardı. Diyordu ki hiç kimse, ama hiç kimse bu davaya zerre kadar şeref katamaz. Herkes ama herkes bu davaya katılmakla şeref bulur diyordu. Şimdi bu sözü niye söyledim? Bu muazzam atmosfer, şu gördüğümüz tablo, bu aşk, bu heyecan, bu coşku, işte Erbakan hocamızın sözünü ettiği o şerefli davanın bereketi sayesindedir. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bütün engellemelere rağmen, medya ambargosuna rağmen, diğerlerine yaptıkları gibi cirarlayıp parlatma operasyonları olmamasına rağmen, hazine yardımı olmamasına rağmen, devlet desteği, iktidar gücü olmamasına rağmen, medya patronları, holding patronları arkamızda olmamasına rağmen, dış güçlerin desteği arkamızda olmamasına rağmen, şu kısacık sürede almış olduğumuz mesafe hak davanın bereketidir, milli görüşün bereketidir, merhum liderimiz Erbakan hocamızın bereketidir. Elhamdülillah. Gerçekten de
sene gibi bir sürede 300 binin üzerinde üye, 81 il teşkilatı, 900'den fazla ilçe teşkilatı, 50 binin üzerinde sandık başmüşahidi ve gerçekten de inançlı, imanlı, omuz omuza milli görüş ellerinin gayreti. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Cenab-ı Allah hep birlikte çok daha büyük muvaffakiyetleri, çok daha büyük başarıları, çok daha büyük zaferleri yaşamayı ve inşallah Erbakan hocamızın birinci 40 yılda gösterdiği hedeflere ikinci 40 yılda hep birlikte yeniden refah sancağıyla ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Çok değerli milletvekiller, çok kıymetli milli görüşçüler. Bugün Türkiye'de milletin 85 milyonun birinci gündemi, hele hele son zamanda yapılan zamlardan sonra geçim sıkıntısıdır, fakirliktir, alım gücünün düşmesidir, ekonomik sıkıntılardır. 20 seneden beri, özellikle de son 5 seneden beri yaşadığımız bu ekonomik sıkıntıların temelinde iki tane temel yatıyor. Bir tanesi önce millet anlayışı yerine önce imtiyazlılar anlayışının iktidarda hakim olması. İkincisi de mevcut iktidarın milli görüş gömleğini çıkardıktan sonra maalesef paylaşımda adalet diye bir derdinin kalmamış olması. Yoksa Cenab-ı Allah bize eksik nimet verdiğinden dolayı değil, biz tembel olduğumuzdan dolayı değil, elimizde imkan kaynak olmamasından dolayı değil, biz Avrupa kadar, Amerika, Kanada kadar zeki olmadığımızdan değil, bu sorunun temelinde mevcut iktidarın paylaşımda adaleti tesis etme diye bir derdinin olmaması ve önce millet, önce dar gelirliler, önce ezilenler diyeceğine, önce imtiyazlılar, önce holdingler, önce torpilliler demesi yapmaktadır maalesef. Bakınız Türkiye'de iktidarın millete bir şey verileceği zaman adeta cebinde bir akrep oluyor. EYT'liye imkan yok. Memura, emekliye bütçede kaynak yok. Pandemide vatandaşa imkan yok. 3600 ek göstergeye yıllardan beri imkan yok. Çiftçinin kooperatifi olan borçları silinemez, faizi dahi silinemez. Gerekirse çiftçinin traktörüne haciz getirilir. Vatandaşın borçları hayır, son kuruşuna kadar bütün vergi borçlarını faiziyle ödeyeceksin. Vatandaşa gelince en ufak bir iltimas yapması mümkün değil, cebinde akrep var. Ama imtiyazlılara gelince, güçlülere gelince durum maalesef bambaşka. Neden böyle? Çünkü imkanlar, kaynaklar iki tane büyük canavara gidiyor da onun için. Neymiş onlar? Bir tanesi faiz canavarı, ikincisi de imtiyazlı holdinglere kaynak aktarma canavarı. Bu iki tane canavar her sene milyarlarca doları alıp yutuyor. Bu iki tane canavara bu milyar dolarlar gittiği için de esnafa, çiftçiye, emekliye, memura, işçiye maalesef bir imkan kalmıyor. Ne demek istiyorum? Bakın rakamlarla ifade edeyim. Mevcut hükümet bizzat kendi açıkladığı ekonomik programda ne dedi? 2022 yılı içerisinde 240 milyar lira faiz ödeyeceğim. 2023 yılında gelecek sene 292 milyar lira daha faiz ödeyeceğim. 2024 yılında 320 milyar lira daha faiz ödeyeceğim dedi. Duyduklarınıza dikkat ediyor musunuz? 100 milyarlarca liradan bahsediyor. Bu sene 240 milyar. Önümüzdeki sene 292 milyar. Ondan sonraki sene 2024'te 320 milyar lira. Ne demek bunun manası? Eğer beni iktidarda tutmaya devam ederseniz önümüzdeki 3 senede 852 milyar lirayı daha götürüp faize ödeyeceğim. Bundan daha büyük bir canavar olur mu? Şu sadece 3 senenin içerisinde 1 trilyon liraya yakın bir parayı daha faize ödeyeceğini kendi ekonomik programında ilan etti. Peki bugüne kadar 20 senede faize ne kadar para verdin? Dikkat ediniz, 513 milyar dolar faize para verdin. Her sene
mesela 30 milyar dolar faize para veriyor. Bugüne kadar 513 milyar doları faize verdi. Önümüzdeki 3 sene daha iktidarda kalırsak bir 852 milyar lirayı daha faize vereceğim. Şu tabloyu, şu hesabı gördüğünüz zaman diyorum ki Allah'tan faize karşı olan, faizle ilgili nas vardır diyen bir hükümetimiz var. Bir de faize karşı olmasa Allah bilir ne kadar, kaç trilyon dolar faiz ödeyecek. İşte hesap ortada. Peki faiz nereden çıkıyor? Faiz borçtan çıkıyor. Sen kaynak ihtiyacını dış borçla, kısa vadeli yüksek faizli dış borçla karşılarsan, Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı gibi havuz sistemiyle, denk bütçeyle borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak üretmek yerine gidip borçlanarak bu kaynağı üretirsen, her sene ödenecek bu borç faizleri bir canavar gibi büyüyor ve bu yüz milyarlarca dolar faize giderken diğer taraftan esnafa, emekliye, memura, çiftçiye imkan kalmıyor. O nedenle de cebinde akrep varmış gibi vatandaşa sıra geldiği zaman davranıyor. Diğer canavar neydi? Diğer canavar belki de bir kabile devletinde, bir Muz Cumhuriyeti'nde dahi olmayacak şekilde göz göre göre akıl almaz bir biçimde imtiyazlı holdinglere bu ülkenin, bu milletin 85 milyonun hakkının maalesef devredilmesi. Bakınız sadece 5 tane imtiyazlı holdinge AK Parti iktidarı döneminde verilen devlet ihalelerinin tutarı ne kadar? 203 milyar dolar. Türkiye'nin bütün dış borcunun neredeyse yarısı kadar bir rakam. Türkiye'de kamunun, devletin dış borcundan daha yüksek bir rakam. 203 milyar doları 19 senede sadece 5 tane firmaya vermiş. Bu 203 milyar doları TL'ye çevirdiğin zaman ne yapıyor? Bugünkü kurlar 2.7 trilyon lira yapıyor. 2.7 trilyon lira. Bunu hesap ettiğiniz zaman ne çıkıyor karşınıza? Türkiye'deki 7 milyon asgari ücretlinin 10 senelik maaşı çıkıyor. 5 tane holdinge verilen ihale tutarı 7 milyon asgari ücretli, ailesiyle beraber 30 milyon insan, bunların 10 senelik bütün geliri kadar parayı 5 tane holdinge ihale olarak vermişler. Bakınız pandemi sürecini yaşadık. Pandemide tam kapanma sürecinde kapatmak zorunda olan esnafa verdikleri bütün toplam desteğine kadar 4,5 milyar lira. Peki bu senenin bütçesinden bu holdinglere ayırdıkları kaynak ne kadar? 42 milyar lira. 42 milyar. Milyonlarca esnafa vermiş oldukları kaynağın, desteğin 10 mislini bir elin parmakları kadar holdinge ödeme olarak bu senenin bütçesinden ayırmış. Önümüzdeki sene ne kadar? 48 milyar lira. Yalnız bir gerçek daha var. Bu rakamları dolar kurunun 9 lira olması üzerinden hesap etmiş. Dolar şimdi 13,5 oldu. Bu sene 42 milyar lira yerine 62 milyar lira bu holdinglere ödeme yapacak. Ya vatandaşa gelince 1 milyarı dahi bulamıyorsun, 100 milyonu dahi bulamıyorsun ama imtiyazlı holdinglere gelince her sene bütçeden 60 milyar lirayı ödemeye devam ediyorsun. Şimdi Türkiye'nin dış borcunun yarısı kadar bir rakamı ihalelerde bunlara verdiler. Burada bir ayrıntı daha var. 1 dolarlık işi 6 dolara ihale ediyor. 1 dolarlık işi 5 dolara ihale ediyor. Muazzam bir rant, muazzam bir kazanç bu holdingler elde etti, tamam. Peki bunun arkasından ne geliyor? Diyor ki sana bu ihaleleri verdim ama senin devlete vergi vermene de gerek yok. Bu 5 tane holdinge son 10 senede 128 kez vergi ve harç muafiyeti çıkartıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hem 200 milyar dolarlık ihaleyi alacaksınız hem de 40 milyar, 50 milyar dolarlık işi 200 milyar dolara yapacaksın, muazzam bir rant elde edeceksin. Hem de arkasından vergi ödemene, harç ödemene de gerek yok denilecek. Böyle bir sistem, böyle bir düzen, bir kabile devletinde, bir Muz Cumhuriyeti'nde dahi görülür mü Allah aşkına? Elbette ki görülemez. Böyle bir canavar, bu kaynaklar buraya aktarılırken 85 milyon millete, garibe, gurebaya, fakir, fukaraya bir imkan, bir kaynak kalır mı?
Elbette ki kalmaz. Bakın size bir çarpıcı rakam daha vereceğim. Bu 5 tane holdinge almış oldukları ihalelerde döviz kuru üzerinden anlaşma imzalıyorlar. O döviz kuru son yıllarda arttığından dolayı arada fark doğuyor. Bu döviz kuru farkından dolayı bu 5 holdinge son 6 senede ödedikleri para ne kadar biliyor musunuz? 18.4 milyar dolar. İşin kendisinden dolayı değil, sadece döviz kurundaki artış farkından dolayı verilen para 18.4 milyar dolar. Döviz kurunu TL'ye çevirdiğin zaman 248 milyar lira yapıyor. Döviz kuru farkından dolayı 5 tane holdinge verilen para 248 milyar. Bu kur farkı için ödenen 248 milyarla hesap etmişler neler yapılabiliyor? Türkiye'deki 2 milyon esnafın her birine 120'şer bin lira hibe para verilebilmesi mümkün. 120'şer bin lira. Pandemide esnafa ne verdiklerini biliyorsunuz. 500 lira, 1000 lira sadaka dağıttılar. Bu holdinglere verilen döviz kuru farkı için ödenen para onlara verilmek yerine esnafa verilse 2 milyon esnafa 120'şer bin lira hibe yapılabilmesi mümkün. 10 milyon haneye, Türkiye'deki 10 milyon haneye bir sene boyunca aylık 2 bin lira elektrik, su ve doğalgaz desteği sağlanabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? 10 milyon hane demek 50 milyon insan demek. 50 milyon insan. Bütün bir sene boyunca elektriğini, suyunu, doğalgazını 10 milyon haneye devlet bedava verebilirdi. Bu holdinglere döviz kuru farkı diye verilen parayla. Atanamayan 138 bin öğretmen atanıp 12 senelik maaşları ödenebilirdi. 1,5 milyon EYT'li emekli edilip 5 yıllık emekli maaşları bu parayla verilebilirdi. Bitmiyor. Türkiye'deki bütün çiftçilerin bütün banka ve kooperatif borçları faiziyle birlikte ödenip bitirilebilirdi. Türkiye'deki çiftçilerin bankaya kooperatife olan borcu faiziyle birlikte 170 milyar lira. Ben neden bahsediyorum? 248 milyar liradan bahsediyorum. Döviz kuru farkı diye holdinglere verilen para. Türkiye'deki bütün çiftçilerin bütün borçları faiziyle beraber ödenip kapatılabilirdi. Pandemi süresince 85 milyon vatandaşa yapılan desteğin 10 misli destek yapılabilirdi. İşte size bölmeyle, çarpmayla, dört işlemle çok temel bir matematik gerçeği ortaya koyuyor. Faize bu kaynaklar aktarılırken, imtiyazlı holdinglere bu kaynaklar aktarılırken, millete gelince de yok. Biz ne diyorduk? Millete gelince, esnafa gelince, memura, emekliye, çiftçiye gelince yok, yok, yok. İmtiyazlılara gelince çok, çok, çok diyoruz. Şimdi bir ilave daha yapayım. Bu söylediğim 248 milyar dediğim gibi döviz kuru farkından dolayı. Anlaşmayı yaptığında döviz 7 liraymış, şimdi 12-13 lira olmuş. O farkın ödenmesi için verilen para. Bir de ayrıca verilen para ne? Geçmeyen araçların, gelmeyen hastaların şehir hastanelerine, otoparkı kullanmayan araçların, köprü otoyollardan geçmeyen araçların parası, geçiş ücreti artı döviz kuru farkı da ayrıca ödendi. Bunu da bir de hesaba katın. Bir de 128 kez çıkartılan vergi muafiyetinin hacmini hesaba katın. Bu imtiyazlı holdinglerin aldığı yüz milyarlarca doları aklınızda bir canlandırın. Nasıl bir muazzam meblağ, diğer taraftan da millete imkan yok. Diyorum ki gerçekten de nasıl hesaptır, nasıl taksimattır anlayabilmek mümkün değil. 5 tane holdinge verilenle 85 milyonun ihya olması mümkün. 85 milyon. Sadece 5 tane holdinge verilenle bütün bir ülkenin ihya olabilmesi mümkün. Böyle taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa diye boşuna söylememişler. Dünya beşten büyüktür dedikleri zaman çok memnun olduk. Hepimiz alkışladık. Evet, dünya beşten büyüktür ama bu iktidara bir de
85 milyonun 5 tane holdingden büyük olduğunu öğretmek gerekir. Evet, dünya 5'ten büyük ama aynı zamanda 85 milyonluk Türkiye'de 5 tane imtiyazlıdan daha büyük. Ondan sonra biraz evvel kıymetli başkanımızın ifade ettiği gibi çıkıyorlar, diyorlar ki efendim fakirliğe sabretmek İslam'ın bir emridir. Fakirliğe tahammül etmek çok büyük bir fazilettir. Midenizin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini havayla doldurur. Fakirlik sabredilirse çok büyük ecirlere vesile olur. Elbette ki bunları biz de biliyoruz. Hiç merak etmeyin. Bu millet fakirliğe sabretmesini en iyi bilen bir millettir. Bu millet Çanakkale Harbi'nde karnına taş bağlamasını dahi bilen bir millettir. Ancak burada çok önemli bir husus var. Eğer Cenab-ı Allah bir kıtlık verirse, Allah vermesin, yağmur yağdırmazsa, büyük felaketler olursa, böyle bir durumda açlık olursa, fakirlik olursa, elbette ki Allah'tan gelene sabredilir. Ama sen burada milletin, ülkenin var olan kaynağını, milyarlarca dolarını göz göre göre faize götürüp vereceksin. Göz göre göre 5 tane imtiyazlı holdingi ihya edeceksin. Ondan sonra da dönüp millete fakirliğe sabretmek fazilettir diyeceksin. Böyle hesap mı olur Allah aşkına? Bu düpedüz kul hakkının çiğnenmesidir. Kul hakkına tecavüzdür. Yetimin, dulun, tüyü bitmemiş yetimin hakkının alınıp imtiyazlara ve faize verilmesidir. İslam dininde fakirliğe sabretmek güzel görülmüş bir fazilet olarak nitelenmiş ama paylaşımda adaletsizliğe, zulme, soyguna, kul hakkının çiğnenmesine rıza göstermek bizim dinimizde asla yer almaz. Bakınız, iktidara geldiklerinden bu yana 240 tane devlet kuruluşunu teslim almışlardı. 170 tanesini sattılar, elde avuçta 70 tane kaldı. Bunlar yetmedi, yokluk fonunu kurdular. Ziraat Bankası, Çaykur, Etimaden, Türk Petrolleri, ne varsa bunun içine koydular. Bunları ipotek ettirip bunun üzerinden borçlandılar. Orada da bir şey kalmadı. Bu da yetmedi, devlete ait 6 bine yakın tapuyu, araziyi sattılar, yok ettiler. Bu da yetmedi. Arkasından Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi, ülkenin, milletin kefen parası diyebileceğimiz 41 milyar lirayı da yediler, bitirdiler. Bu da yetmedi. Arkasından Merkez Bankası'nın döviz rezervini eksi 60 milyar dolara kadar düşürdüler. Bu da yetmedi. Devletin kaynaklarını bitirdiler. Bu milletin parasıyla faize 513 milyar dolar para ödediler. Bunun üstüne imtiyazlı holdinglere milyarlarca dolar parayı aktardılar. Bu milletten 20 senede 2.4 trilyon dolar vergi topladılar. Bu topladıkları da yetmedi. Bütün bunların üstüne bir de devletin borcunu 200 milyar dolar arttırdılar. Ya sizden vergi topluyorum, kemer sıktırıyorum, size bir şey vermiyorum ama devletin borcunu ödüyorum, kapatıyorum dese hadi neyse. Bu kadar vergi topladın, millete bir şey vermedin. Pandemide vatandaşına en az nakit desteği veren dünyadaki 3 ülkeden bir tanesi oldu. Emekliye yok, memura yok, atanamayan öğretmene yok, EYT'liye yok, çiftçiye yok, yok yok yok. Öbür taraftan borç ödüyorum dese hadi neyse. Borcu da bir de üstüne 200 milyar dolar arttırmış. Bütün bu tablonun arkasından işte yılbaşından beri yağmur gibi yağan zamlar. Elektriğe konutta %128, iş yerinde %160 zam, doğalgaza zam, kömüre zam, köprüye otoyola zam, akaryakıta zam, vergilere harçlara zam, 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 zam. Şimdi en son çıktılar yeni ekonomi modeli diye ihracatçının dövizine göz koyuyor. Evlenen kadınların, kızların bileziğine, düğünde takılan altınına, yastık altında duran birikimine, altınına göz koyuyorlar. Getirin bunlar da bize. Ne diye verecek? Faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa kaynak olsun diye öyle. İhracat yapıyorsan, ihracatını yaptın, dövizi aldın,
faizinizin %25'ini getirip Merkez Bankası'na vereceksiniz. Orada belli bir süreyle tutacaksın diyor. Swap anlaşmaları yetmedi. Borç aldılar yetmedi. Dünya kadar devlet malını sattılar yetmedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervini kullandılar. Eksi 60 milyar dolara düşürdüler yetmedi. Şimdi ihracatçının dövizine göz dikiyor. %25'ini bana vereceksin. Ev hanımının, tasarruf sahibinin yastık altındaki kıyıda köşedeki altınını, bileziğini istiyor. Getirip onları bankaya vereceksin. Ben onlar üzerinden döviz alacağım, döviz kullanacağım diyor. Bu millet bu noktaya gelene kadar zaten size verebileceği her şeyi verdi. En son gelinen noktada milletin ahvali nedir? Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Şu Şubat ayının dondurucu soğuğunda ucuz pirinç verilecekmiş, ucuz ayçiçek yağı verilecekmiş diye Türkiye'nin dört bir yanında ucuz ayçiçek yağı kuyruklarında bekliyor. Halk ekmek kuyruklarında eksi 5 derece soğukta bekliyor. Elektrik faturasını ödeyememiş, karanlıkta, soğukta evde kazağını, hırkasını, paltosunu giymiş oturuyor. Boş baklava, boş tost, boş gözleme dönemi başlamış. Vatandaş en azından karnım doysun diye içi boş baklava almak, içi boş tost almak derdinde bunun peşine düşmüş. İçi dolu tost almak bile çok büyük zenginlik alameti ve lüks alameti haline gelmiş. Pazarlarda taneyle salatalık satılıyor. Ankara'da salatalığın kilosu 34 lira olmuş. Eskiden bu fiyata et alınıyordu, kıyma alınıyordu. Ve yine pazarlarda kırık havuç, çürük domates reyonları açılmaya başlanmış. Kırık havuç satılıyor, çürük domates, çürük elma satılıyor. Bakkallarda, marketlerde kaşıkla salça satılması dönemi de başladı. İki gün önce akşam haberlerinde gözümle gördüm. Bir kavanoz, bir konserve salçayı bütünüyle alamayan vatandaşa açmış orada bakkal. Oradan kaşıkla bir naylonun içerisine koyuyor. İki kaşık, üç kaşık salça satıyor. Bu hale gelmiş bir milletten halen daha kıyıda köşede kalan altının varsa, bileziğin varsa bunu getir diyor. Bu hale gelmiş milletten hala daha beklenti içerisinde. Pandemide millete IBAN numarası dağıtmak yetmedi. Şimdi de ihracatçının dövizine, ev hanımının altınına, bileziğine gözükmüş. Bizim çocukluğumuzda eskiden ana iktidarı döneminde çok meşhur bir söz vardı. Diyorlardı ki ya kardeşim her şeyi de devletten beklemeyin. Şimdi o söz tam tersine döndü. İnsaf edin yahu, her şeyi de milletten beklemeyin, milletten beklemeyin. Biraz da devlet olarak siz bir şeyler yapın, tasarruf edin. Makam uçaklarından, makam arabalarından, makam odalarından, milyarlık protokol seyahatlerinden, şu lüksten ve israftan birazcık vazgeçin. Bir miktar kaynak üretin. Ama nerede? Yıllardan beri söylüyoruz, duyan yok, duysalar bile bir kulaklarından giriyor, bir kulaklarından çıkıyor. İyi de efendim bakın ne güzel, gıda ürünlerinin KDV'sinde %7 indirim yaptık. Ya iyi de bizim her zaman söylediğimiz gibi sen kaşıkla verip sapıyla çıkartma politikası izliyorsun. Kaşıkla verip kepçeyle alma politikası izliyorsun. Vatandaşın sağ cebine 3 lira koyarken sol cebinden 10 lira alma politikası izliyorsun. Görmüyor musun bak 3 lira cebine para koyuyor. İyi de diğer cebimden 10 liramı aldın götürdün. Neyi kastediyorum? Yıl başından beri yağmur gibi yağan zamlar. Elektriğe bir ayda %100'ün üzerinde zam. Doğalgaza %50 zam. Köprü otoyol geçişine zam. Vergilere, harçlara zam. Akaryakıta zam. Zam, 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 zam. Milleti perişan ettikten sonra getirip %7 gıda ürününden bir indirim yapacağım diyorsun. Bir defa Türkiye'de bugün gerçek enflasyon ne kadar? %115. Yıllık enflasyon %115. Aylık enflasyon %15.52 seviyesine geldi. Ne demek bu? Bir ayda fiyatlar %15.5 artıyor demek. Ve yine ne demek? Senin yaptığın %7'lik indirim 2 haftalık sürede yok olup gidecek demek. Aynen asgari ücrete, emekli maaşına, memur maaşına yaptığın zamlar %50 zam yaptım diyorsun. %115 enflasyonun olduğu
senin yaptığın maaş zammı daha vatandaşın eline geçmeden o maaşlar yok oldu, bitti. Aynen orada olduğu gibi bugün %7'lik KDV indirimi de devede kulak mesafesindedir. Bu indirim sadece 2 haftalık enflasyonla yok olup gidecektir. Bu gerçeği de ifade ettikten sonra içinde bulundukları sıkışık durumu anlatmak için birkaç örnek vermek istiyorum. Bakın bugün sırf içinde bulundukları ekonomik darboğaz yüzünden tutunacak dal arıyorum. Çin'le swap yapacağım, Katar'la iyi geçineceğim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kendi gazetemde hakaret ettiriyordum. Hepsinin üzerine bir çizgi çekeceğim, Birleşik Arap Emirlikleri'yle kucaklaşacağım, anlaşma imzalayacağım. Çin Merkez Bankası'yla swap yapacağım, o anlaşmayı yapabilmek için Doğu Türkistan'daki zulmü görmezden geleceğim. Bütün bunlar yetmedi, şimdi bir de İsrail'le kucaklaşma dönemi başladı. Geçen sene bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönül ister ki ilişkilerimiz tekrardan İsrail'le eski seviyesine gelsin sözüyle başlayan yakınlaşma. Arkasından Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı külliyesinde okuyup üflemeleri, Cumhurbaşkanını ziyaret etmeleri, 8 kollu şamdan hediye etmeleri, arkasından Birleşik Arap Emirlikleri ile sarmaş dolaş olup anlaşmalar imzalamaları, arkasından Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün İsrail ziyareti ve en sonunda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önümüzdeki ay Mart ayında Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağının ilan edilmesi. Neden bütün bunlar? Bütün bunlar birkaç milyar dolar döviz bulalım da şu çarkı çevirelim, şu iktidarımızı devam ettirelim, şu koltuğumuzu koruyalım diye. İsrail'e iyi geçinirsem Biden'la da iyi geçinmiş olacağım. Ermenistan'la normalleşirsem Amerikan yönetiminin hoşuna gidecek. Öyle olunca da Amerika'dan birkaç milyar dolar kaynak imkan bulacağım. Bütün bu gelişmeler 20 yıldır uyguladıkları borç, faiz, beton, çimento ekonomisi sonunda girilen darboğazın iktidarı nasıl sıkıştırdığının apaçık göstergeleri. Birkaç milyarlık döviz için çalmadıkları kapı kalmadı. Peki bütün bunlar neden oluyor? Neden bu noktadayız? İki tane temel sebep. Birincisi ekonomik sebep. Sen israfı ve imtiyazlara kaynak aktarmayı önlemediğin için, denk bütçeyi havuz sistemini yapıp bu faiz giderlerini ortadan kaldırmadığın için, kaynak lazım olduğu zaman aynen Erbakan Hoca'nın 54. hükümette yaptığı gibi milli kaynak paketleriyle borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak üretmek yerine gidip yüksek faizle dışarıdan borçlandığın için ve üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi yerine AVM, rezidans ekonomisi, park bahçe ekonomisi, beton çimento ekonomisini uyguladığın için oluyor. İkinci adım ne? İkinci adım da dış politikada D8 organizasyonuna gereken önemi vermedin. D60 hedefine ulaşmadınız. 20 seneden beri G20'nin ve Avrupa Birliği'nin peşinde koşuyorsunuz da ondan oluyor. Bu iki sebepten dolayı güçlü bir ülke olamıyoruz. Güçlü bir ülke olamadığımız için de güçlülerin peşinde dolaşmak ve onlardan himmet istemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ona buna yakınlaşmaya, ona buna hoş gözükmeye çalışıyoruz. Aslında bütün bunlar merhum liderimiz Erbakan hocamızın bugün iktidarda bulunanlara milli görüş yılları döneminde yıllar boyunca anlattıkları gerçeklerdir. Bu dersleri, bu gerçekleri Erbakan hocamız onlara yıllarca anlattı. Ne diyelim Erbakan hocamızın dediği gibi, keşke Erbakan hoca ders anlatırken kaçıp da arka kapıdan kaçıp da top oynamak yerine Erbakan hocamızın dersini daha iyi bir şekilde dinleseler. Ne dedi Erbakan hocamız? Evet bizim öğrencimizdi ama biz ders anlatırken gidip arka kapıdan kaçıp top oynamışlar dedi. Bu gerçekleri şu anda görmemeleri, uygulamamaları maalesef arka kapıdan kaçıp top oynamaları sebebiyle. Gözlerimizin içine bakın diyorlar millete. Ancak burada önemli bir gerçek var. Millet onların gözünün içine bakıyor da onlar yıllardan beri milletin gözünün içine bakmayı ihmal ediyor. Milletle göz göze gelmekten kaçınıyor. Bırakın göz
göze gelmeyi, milletin içinde halkla, vatandaşla bir arada olmaktan dahi artık son yıllarda imtina ediyor. Ancak milletimiz onların gözünün içine bakıyor ve onların gözünün içinde artık bu ülkeye, bu millete verecek bir şeyleri kalmadığını, sadece ve sadece bu saatten sonra masal anlattıklarını, hikaye anlattıklarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Millete bir şey vermek şöyle dursun, daha bu milletten, bu ülkeden ne alabilirimin hesabını yaptıklarını bu millet onların gözünün içine baktığı zaman çok iyi görüyor ve artık Türkiye'nin dört bir yanında, her karış toprağında bu bilince ulaşan milletimiz 85 milyon akın akın felç felç AK Parti'den, iktidardan kopup yeniden Refah Partisi saflarına katılıyor elhamdülillah. Diyor ki ya neden olacak? Ben emekli bir insanım. Erbakan Hoca'nın o dönemde verdiği maaş zammı olmasa bugün aldığım paranın üçte birini alıyor olacaktım. Ayakta duracak halim olmayacak. Bir yerden bir memur emeklisi geliyor. Erbakan Hoca'nın o dönemde verdiği memur maaşıyla evimi yeniledim, arabayı yeniledim, oğlanı evlendirdim. Bir çiftçiyle karşılaşıyoruz. Erbakan Hoca'nın o dönemde verdiği taban fiyatıyla oğlanın düğününü yaptım, çatıya aktardım, traktörü yeniledim. Herkes Erbakan denince, 54. hükümet denince bolluk ve bereketten bahsediyor. Bir tane emekli amcamız Doğu Anadolu'da bize geldi ve dedi ki Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun, onun 11 ayda verdiğini bunlar 19 senede veremediler. Evet, doğru söylüyor. İşçiye, memura, emekliye %100, %200, Bağkur emeklisine %320 maaş zammı, düşünebiliyor musun? Bu ay 100 lira maaş alan bir emekli önümüzdeki ay gitti bankaya 420 lira maaş aldı. 100 lira alan 420 lira maaş aldı. Gerçeklerden bahsediyorum, hikaye anlatmıyorum. Bu gerçeği gören milletimiz artık akın akın yeniden refaha koşuyor. Biz yeniden o 54. hükümet dönemindeki hizmetleri arıyoruz. Yeniden Erbakan Hoca'nın yaşattığı o bolluk ve bereketi arıyoruz. Yeniden milli görüş dönemini istiyoruz diyorlar. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İnşallah yapılacak olan ilk seçimde milletimizin bu teveccühüyle, bu sadık, samimi, cefakar, gayretli teşkilatlarımızın emekleriyle yeniden Refah inşallah iktidar olacak. Yeniden Refah iktidarında biz gelir gelmez zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistemi ortadan kaldırıp atacağız. Biz gelir gelmez fakirden alıp zengine veren bu sistemi ortadan kaldıracağız. Fakirden daha çok, zenginden daha az vergi alan bu adaletsiz sistemi ortadan kaldıracağız. Biz milli görüş ruhuyla yeniden Refah Partisi olarak paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tam manasıyla tesis edeceğiz. Biz yeniden Refah Partisi olarak önce imtiyazlılar, önce torpilliler, önce dış güçler diyen bu anlayışı kaldırıp atacağız. Önce millet diyen anlayışa hakim kılacağız inşallah. Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Başkan Erbakan! Bizler yeniden Refah Partisi olarak bu ülkede ekilip biçilmeyen bir karış verimli toprak dahi kalmasın diye geliyoruz. Bu ülkede çalışmayan, üretmeyen bir tane atölye, bir tane fabrika kalmasın diye geliyoruz. Biz bu ülkede bir tane esnaf dahi geçinemediği için, maliyetlerin altından kalkamadığı için dükkanının kepengini kapatmak zorunda kalmasın diye geliyoruz. Biz bu ülkede
bir kişi dahi aç uyumak mecburiyetinde kalmasın diye geliyoruz. Bu ülkenin, bu devletin bir kuruş dış borcu kalmasın diye. Bu devletin bir kuruşu dahi israf edilmesin diye geliyoruz. Bir tane işsiz kalmasın. Bir tane birden fazla maaş alan bürokrat kalmasın diye geliyoruz. Biz bu ülkede bir tane atanamayan öğretmen kalmasın, bir tane EYT mağduru kalmasın diye geliyoruz. Bu ülkede haksız yere hapis yatan bir kişi bile kalmasın diye geliyoruz. Hiç kimseye ırkından, mezhebinden, siyasi görüşünden dolayı ayrımcılık yapılmasın diye geliyoruz. Bu ülkede 85 milyon hakim karşısında, hukuk önünde eşit olduğuna bilsin ve inansın diye geliyoruz. Bu milletin her bir evladı kaliteli eğitim alsın diye geliyoruz. Hem ahlaki ve manevi bakımdan hem de bilimsel bakımdan kaliteli bir eğitim alabilsin diye geliyoruz. Bu ülkede verilen üniversite diplomaları bütün dünyada geçerli olsun diye geliyoruz. Biz bu ülkede bir tane gencimiz dahi umutsuz olmasın, geleceğe umutla bakabilsin diye geliyoruz. Bütün bunları gerçekleştireceğimize milli görüş sözü veriyoruz. Milli görüş sözü. Gençlik kollarımızın başkanını ve onun yönetimini sahaya bağlıyorum. Zombie apocalypse.